Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Gün başlıyorum, ikinci saatiyle karşınızdayız. Evet, gazetelerde kalmıştık, oradan devam edelim. En son Hürriyet'i okumuştuk. Sonra da Posta'ya sıra gelince de biz araya gitmiştik. Bugün gazetelerin ağırlıklı olarak birinci sayfasında Aylin Sözer cinayeti yer alıyor. Fakat cinayetle ilgili son derece çelişik haberler var. Eski sevgilisi, ayrıldığı sevgilisi tarafından öldürüldü denildi haberlerin çoğunda. Oysa Hürriyet gazetesi ise farklı bir şey, evine giren inşaat işçisi tarafından öldürüldü diyor. Ve hırsızlık süsü vermek için etrafı dağıttım demiş. Evde beklemiş. İki gün haber alınamadığı söylenmiş. Doğru dürüst bir haber de yok burada. Evet, Posta ile devam edeceğim. Posta'nın manşetinde işte bu korkunç cinayet yer alıyor tam ortasında. Türkiye dün bir kadının boğazı kesilerek ve yıkılarak Türkiye'de bir kadın yıkıldı. Korkunç diyor. İstanbul Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği bölüm başkanı Doktor Aylin Sözer Maltepe'deki evinde Kemal Delbe tarafından öldürüldü. Katil eve gelen polisleri de yakmaya çalıştı diyor. Kapıya yığınak yaptı. Evet, burada daha değişik haber çıkabilir mi acaba? Nilay Sözer, kardeşi Aylin Sözer'in ben uzun süre haber alamayınca polisi aradı. Kapıya gelen polis bir kişinin içeride olduğunu fark etti. Kapıyı çaldı ama açan olmadı. Bu sırada içerideki kişinin kapıya yığınak yaptığı anlaşıldı. Çilingir yardımıyla kapı açıldığında içeride dairede yangın olduğu görüldü. Polis içeri girdiğinde Aylin Sözer'in yanmış cesedini gördü. Bu arada içerideki kişi polislere de yanıcı madde atarak saldırdı. Eski sevgili iddiası. İkinci başlıkta bu. Polisin etkisiz hale getirdiği, bu kişinin Kemal Delbe olduğu anlaşıldı. Katilin dün 8'de Sözer'in evine geldiği, para istediği, tartışma çıkınca da kadının önce boğazını kestiği, sonra da olayda hırsızlık süsü vermek için etrafı dağıttı ve yanıcı madde atarak yaktığı belirlendi. Kemal Dalver'in polisi Aylin Sözer ile eski sevgililik dediği öğrenildi. Cinayeti soruşturmak için oluşturulan özel ekip bu iddiayı da araştırıyor. Bu tam bir doğruluk kazanmış iddia değil. İyilik meleğiydi. Açıklaması da okuldan geldi. Evet, Posta'nın birinci sayfası yine darmadağınık haberlerle dolu. En tanınan modacı öldü. Fransız modacı Pierre Cardin 98 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi Cardin'in Fransa'nın başkenti Paris'in batısındaki Nulli'de bir hastanede öldüğünü açıkladı. 1922'de İtalya'da doğan, 1936'da bir terzinin yanında dikiş öğrenen Cardin, 1945'te Paris'e taşınınca dönemin ünlü modacılarıyla çalıştı. 1950'den itibaren de kendi adıyla özgün tasarımlar sundu. Cardin çok önemli bir markaydı. O kahraman Tarkan'ın büyük dedesi. Gazi Alemdar gemisi Kurtuluş Savaşı'nın tek deniz savaşı, tek deniz zaferi, tek deniz şehidi verdiğimiz kahramanlık hikayesi olarak tarihe geçmişti. Yıllar boyu Tarih Dergisi Fransızlara Zonguldak Reyli'de kök söktüren geminin ikinci kaptanı
pop şarkıcısı Tarkan'ın büyük dedesi Gazi Üsteğmen Ali Dursun Tevetoğlu olduğunu ortaya çıkardı diyor. Haberin Gazi Alemdar gemisinin fotoğrafı var. Geminin ikinci kaptanıymış Tarkan'ın dedesi. Erdoğan'ı işe leblebi uğurladı. Beştepe'den Beştepe'ye gitmiş. Mutlu aile tablosu çizmişler. Evet, Erdoğan'da böyle bir yanı var tabii ki, bir ailesi var. Geçiyorum Yeni Şafak'a. Yeni Şafak manşetinde de leblebi ile birlikte uğurladı haberi. Zaten bu haber basın yayın enformasyondan geliyor Anadolu Ajansı'na ve bu gazeteler bu demektir ki kullanın bunu. Son kaleyi de yıktılar. Fransa'da dini özgürlük bitiyor. Yeni Şafak ve özgürlük kelimeleri yan yana gelmesi korkunç. Türkiye'de özgürlüğün ölüsü kalmadı. Fransa'daki dini özgürlükten söz ediyor. Gazetenin manşetinde Türkiye'nin eli güçlendi başlığı var. Türkiye Avrupa Birliği'nden ayrılma takvimi yarın başlayacak olan İngiltere ile serbest ticaret anlaşması yaptı. Bunu da manşetine çekmiş gazete. Hak ihlali yok. Bir de oh eksik kalmış Osman Kavala'da. Anayasa Mahkemesi'nin ışıkları yanıyor tweetinden esinlenerek o fotoğraf ve Anayasa Mahkemesi ile Osman Kavala fotoğrafını yan yana koymuş. Çatlasanız da patlasanız da bırakmayacaklar Osman Kavala'yı demeyi satır aralarında saklamış. Bakalım haberde nasıl bir dil kullanmışlar. 15 Temmuz'la ilgili olarak darbe ve casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan Osman Kavala Anayasa Mahkemesi'nden beklediğini alamadı. AYM 7'ye karşı 8 oyla Kavala'nın hürriyet ve güvenlik hakkının ihlal edilmediğini, tutukluluğunun doğru olduğuna karar verdi. Kavala'nın daha önce yaptığı başvuruyu da reddedilmişti diyor. Evet, Kavala tahliye edildikten sonra bu suç ortaya çıktı. Hiç böyle bir garipseme görmüyorlar. Yeni Şafak'ı bitirdik. Ve Milli Gazete'ye geçelim şimdi. Milli Gazete'nin manşetinde çiftçiye tefeci faizi, tarım kredi kooperatifleri çiftçiye destekten çok köstek oluyor. Çiftçiye destek için kurulan ancak yanlış yönetilen, yanlış yönetim anlayışıyla üreticiye daha çok köstek olan tarım kredi kooperatifleri mağduru gün geçtikçe daha da artıyor. İzmir'de Tire Tarım Kooperatifi tarafından kullandırılan krediye Bakanlar Kurulu kararına rağmen %100'den fazla faiz işletildiğini öğrenen çiftçi İbrahim Türkoğlu, biz çiftçilere boş kağıt imzalatıyorlar. 38 bin lira kredi kullandım. 2018'deki sel felaketinden etkilenmeme ve bu bölgedeki Bakanlar Kurulu kararına rağmen toplamda 100 bin liranın üzerine borç çıkarttılar demiş İbrahim Türkoğlu. Bu gazetede haberler o kadar karmaşık veriliyor ki okumak bile zor. Anlaşma kilometre atışı İngiltere ile ilişkiler de kilometre atışı olmuş. Milli Gazete'ye göre Osman Kavala haberini de minicik bir pul gibi vermişler. Yarın öbür gün aynı yerde bugünkü iktidarda bu gazetenin içinden çıkmış bir siyasi organizasyon olduğunu unutmayalım. Hamaslı esirleri serbest bırakın. Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye, Suudi Arabistan makamlarından hapishanelerde sebepsiz yere tutulan Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını istedi. Evet, bunu sadece İsrail yapmıyor demek ki. Müslümanın Müslümana zulmü diye de okunabilir haber.
Sabah gazetesine geçiyorum. Sabah gazetesinin manşetinde leblebi var. Leblebi ile tanışmış olduk böylece. Leblebi Emine Erdoğan ve Tayyip Erdoğan'ın ortasında duruyor. Günde 1.1 milyon kişi aşılanacak. Yani 1 milyon 100 bin kişi. Covid'e karşı büyük aşılama operasyonu yol haritası netleşti. 27 bin aile sağlık merkeziyle hastanelerde devrede olacak demiş. Aile sağlığı merkezinde aşı yapılacakmış. İlk parti aşı Türkiye'ye geldi diyor. Fotoğrafı girmiş gazeteye. Manşetinde diğer bir haber ise Aylin Hoca'yı vahşice katletti haberi yer alıyor. İstanbul Sözleşmesi'ni de hatırlasalar bunları yaparken çok güzel olur. Şalvarlı tenisçiye kort müjdesi. Piranşehir'in Sarıbal köyünde turnuva yapılacak. Evet, gazeteyi böylece bitirdik. Sabahtan akşama geçelim. Akşamda Güzel Hemşire başlığı yer alıyor. Türkiye'nin duaları sizinle. Yaşlı hastasına portakal yedirirken Covid kapan hemşire Seniha Kurt'un insanlık dersine kulak verin. Son arzusunu yerine getirdim. Pişman değilim, mutluyum. Lütfen tedbirlere uyun demiş. Gece nöbetinde portakal buldu. Antalya Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Semiha Hemşire gece 2.30'da portakal isteyen 78 yaşındaki Fikri'ye uyandırılmışa portakal söyüp eliyle yedirdi. Birkaç gün sonra virüs testi pozitif çıkınca Semiha Hemşire tedaviye alındı. Tedaviden sonra Fikriye teyzenin vefatını öğrenen Kurt, Fikriye teyzeyle çok sevdiği meyve portakalmış. Son arzusunu yerine getirdiğim için çok mutluyum dedi. Yaşadıklarımızdan bizi çok etkileniyor. Herkes tedbirlere uymalı diye. Evet, akşam gazetesiyle beraber biz gazeteleri noktalayalım. Zaten geriye gazete kalmadı. Propaganda şeyleri var. Bugün bizim konuğumuz sevgili izleyiciler Deniz Yavuz Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili. Sayın Yavuz Yılmaz, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Evet, bugün sizle konuşacağımız epey konu var ama önceki gün açıklanan asgari ücretten başlayalım. Sizin ilginç kıyaslamalarınız var asgari ücretle ilgili olarak. Lütfen izleyicilerimizle bunu paylaşır mısınız? Evet. Maalesef açıklanan asgari ücret asgari vicdanın bir eseri. AK Parti iktidarları döneminde genel maaşa dönüşen asgari ücreti Türkiye'deki çalışanların neredeyse yarısı alıyor. Ve açıklanan asgari ücret neredeyse 4 kişilik bir ailenin sadece temel gıda ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede. Üstelik vatandaşlarımızın bu temel gıda ihtiyaçlarına da her gün zam üstüne zam geliyor. 2018 ve 2019 yıllarında elektriğe %73, doğalgaza %57 zam yapıldı. Koronavirüs sürecinde bile elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar artmaya devam ediyor. Özellikle son 5 yılda yap işlet devret projeleri için yandaş şirketlere ödenen sadece kur farkı tutarı 18 milyar 434 milyon dolar. Bu da bugünün kuruyla bunları Sayıştay raporlarına dayanarak bu rakamı söylüyorum. Bugünün kuruyla bu tutar 143 milyar lira yapıyor ve bu parayla asgari ücreti 3500 lira yapmak aslında mümkündü.
Ülkemizde pek çok bürokratın, devletteki pek çok üst düzey yetkilinin 100.000 TL'nin üzerinde maaş aldığını biliyoruz. Etimaden işletmeleri 2017 yılı Sayıştay raporuna göre Etimaden'in yurt dışı şirket genel müdürlerine ortalama aylık 13.500 avro maaş ödeniyor. Buna ikramiye bedeli ekleniyor, araç tahsisi var, şoför tahsisi var, konut desteği var, yine çift maaş var, akaryakıt desteği var. Yani var da var bu üst düzey yetkililere ödenen tutarlar içinde. Maalesef vatandaşa reva görülen asgari ücret AK Parti'nin vicdanının bir eseri. Tabii tablo bu kadar vahimken açıklanan bu asgari ücret tek kelimeyle vatandaşlarımızı açlık ve sefalete mahkum etmek demek. Evet, verdiğiniz rakamlar korkunç. Peş peşe sıraladığınız için sadece farktan kur farkından doğan şey korkunç derecede. Bir de siz elektrik elektronik mühendisliği bölümü okumuştunuz. Bugün Cumhuriyet'in manşetinde var, elektrik yakacak diyor. Elektrik için Türkiye'de 4 milyon abonenin elektriği kesilmiş durumda. Siz bu alana baktığınız zaman neler görüyorsunuz acaba? Ben KİT komisyonu üyesiyim. Yani devlete ait şirketleri denetleyen komisyonda yer alıyorum. Dolayısıyla burada TEDAŞ, yani Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ, dolayısıyla onun üzerinden tabii özelleştirme süreci sonrası elektrik dağıtım firmaları bir yerde, elektrik üretimi AŞ gibi ve Türkiye Elektrik İletim AŞ kısımlarındaki kurumları denetliyorum. Dolayısıyla tüm bu denetimlerden aslında ortaya çıkardığımız acı sonuç şu ki zaten Türkiye koronavirüs sürecine girerken 2 milyon abonenin elektriği kesilmiş, icra süreçleri başlamıştı. Yani tablo zaten çok kötüydü. Ülkede çok derin bir ekonomik kriz yaşanıyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımız ki orta direk kalmadığı için zaten dar bu asgari ücret dediğimiz yaklaşık 10 milyon vatandaşımız zaten dar gelirli vatandaşımız. Dolayısıyla onların da bir 3-4 kişilik en az ailesinin olduğunu varsayarsak yaklaşık 40-50 milyon kişinin açlık sınırının altında yaşadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Bu noktada da elektriğe gelen her zam açıkçası bu vatandaşlarımızın evinde tencere kaynamasına engel oluyor. Bu bakımdan gerek elektrik enerji maliyetinin yüksek olması, gerekse elektrik dağıtım şirketlerinin çok yüksek karlar elde ederek vatandaşın adeta elini cebine atması nedeniyle Türkiye'de yaşamak oldukça zor. Zaten şu anda nefes almak dışında her şey Türkiye'de belirli bir tarifeye bağlanmış durumda. Ben korkarım ki yarattıkları çevre felaketleriyle birlikte nefes almayı da aslında AK Parti'nin bunu da artık bir yerde ücrete bağladı ve yarattıkları sağlık masrafıyla da vatandaşları iyiden iyiye yaşamaktan ziyade bir yerde bu yaşama veda etmelerine neden olduklarını düşünüyorum. Evet, siz Zonguldak milletvekilisiniz. Zonguldak'ın bir sıfatı var, emeğin başkenti diye. Aslında emekçilerin en fazla sömürüldüğü, emeklerin yağmalandığı yerinde başkenti Zonguldak. Zonguldak'a ilişkin olarak neler söylersiniz? Siz çok fazla gündeme getiriyorsunuz zaten bu kenti. Emeğin başkentiydi. Şu anda da termik santrallerin yarattığı çevre felaketinin başkenti durumunda. Zonguldak'ta yaşamak çok zor. Bildiğiniz gibi biz büyük madenci yürüyüşünü yapmış bir şehiriz. 100 bin işçisiyle
esnafıyla, kadınıyla, çocuğuyla Ankara'ya doğru yürümüş ve sesini yükseltmiş olan, tabii dönemin sağ iktidarlarını da... O yürüyüşte vardım. Evet. Dönemin ne kadar muhteşem bir tepki verme biçimi. Barışçıl bir şekilde yürümek. Emeğin başkentinden Türkiye'nin başkentine doğru yürümek ve o işçi sınıfının mesajını tüm dünyaya duyurmak. Bunu yapmıştı Zonguldak ve sonrasında gerçekten cezalandırıldı diyebiliriz. Çünkü o dönem 40 bin maden işçisi vardı. Şu anda yer altında çalışan 6500 maden işçisi var. Yani zaten Türkiye Taş Kömürü Kurumu çok stratejik bir kurum olsa bile üretim gücü kırıldı, düşürüldü, işçi sayısı azaltıldı ve neticesinde biz kapanmasın diye sesimizi yükseltiyoruz bir yerde ama 5 parça olarak değerlendirirsek zaten Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun 4 parçası kapatılmış durumda. Geriye elimizde son artık yaşatmaya çalıştığımız kısım var. Bir Zonguldak milletvekili olarak özellikle en büyük gayretlerimden bir tanesi TTK'nın yeniden şahlanmasını sağlamak. Bu bakımdan da attığımız bazı adımlar var. Sadece işçi almak değil, aynı zamanda teknolojisini geliştirerek, verimliliğini artırarak bunu sağlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte de çok daha Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun ayağa kalktığı bir dönemi özellikle Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yaşatmaya da söz veriyoruz. Evet. Şimdi emeğin başkentinden işte termik santrallerin başkentine geldik diyorsunuz. Bu iddia sahipleri ve çok fazla elektrik santralı yapan işte hem HES'ler var, hem termik santrallar var, hem büyük barajlar var. Diyorlar ki elektriğe ihtiyacımız var. Gerçekten bu kadar üretilen elektrik tüketim içinde bu alan var mı? Yani Türkiye'nin bu kadar fazla elektrik üretmeye ihtiyacı var mı? Şöyle, aslında Türkiye'nin elektrik enerji ihtiyacı konusunda bir projeksiyonu yok. Ya bu projeksiyon ortaya konamadığı için zaten zaman zaman bu termik santrallere yönelik hükümetin, AK Parti hükümetinin çok ciddi hibeleri oldu, sübvansiyonları oldu. Çeşitli böyle termik santraller el değiştirdi ve el değiştirenler, aslında satın alanlar da bin pişman oldu. Çünkü AK Parti hükümeti sadece vatandaşa değil, yatırımcıya karşı da verdiği sözleri tutmayan bir hükümet. Sürekli bakan değiştiriyor. Bakan değiştirdikçe enerji politikası değişiyor. Çünkü gelen her bakan kendi yakın çevresindeki şirketlere yönelik, onların karını artırmaya yönelik bir enerji politikası ortaya çıkardığı için ortada tam anlamıyla böyle bir kaos hakim. Hatta bu kaosun bir sonucu olarak da yaklaşık 4 yıl önce bildiğiniz gibi tüm Türkiye'de bir elektrik kesintisi yaşandı. Türkiye karanlığa gömüldü. Bu gerçekten Avrupa tarihinde de yaşanan en büyük elektrik kesintilerinden bir tanesi. Bu bakımdan diyebiliriz ki Türkiye'nin Devlet Planlama Teşkilatı'nı kapattıktan sonra, olumsuz yönde dönüştürdükten sonra kurumlar arasındaki bağı da ortadan kalktı. Her bakanlık birbirinden ayrı, bağımsız ve ama koordinasyonsuz bir şekilde şu anda Türkiye'yi yönetmeye çalışıyor. Yönetemiyor da diyebiliriz. Bu bakımdan da Türkiye'nin elektrik ihtiyacı maalesef şu anda projeksiyonu gerçekçi bir şekilde ortaya konmuş değil. Şu anda da elektrik ihtiyacının daha fazlasını arz olarak ortaya koyan kömürlü termik santralleri ağırlıklı olarak kapasitelerini %50'li seviyelerde kullanan bir maalesef plansız, programsız, hesapsız bir sürecin içinde Türkiye. Evet. Şimdi siz konuşurken ben de Twitter hesabınızdan paylaşımlarınıza bakıyorum. Son derece güncel şeyler paylaşıyorsunuz. Bir tanesi de yarın
yılbaşı yeni yıl, yani eski yılın son günü ve akşamda Milli Piyango çekilişi yapılacak. Sizin paylaştığınız Fatih Ertürk'ün sonluk talih kuşu sizlere ömür mü? Milli Piyango'da neler oluyor? 622 milyon olasılık şansı diye devam ediyor. Erdoğan avukatına hakaret davalarından nasıl servet yaptı diye gidiyor. Siz paylaştığınıza evet. göre bununla ilgili konuşmak istersiniz diye düşünüyorum. Evet, Milli Piyango vatandaşlarımızın geçim sıkıntısının yanında bir umut olan, bir zengin olsam, keşke zengin olsam dedikleri hayalin bir parçası. Milli Piyango adı üzerinde milli bir piyango, yani devlet güvencesi verilen bilet ve bilet satın alan, kupon dolduran vatandaşların eşit şanslarının eşit bir şekilde yarıştırıldığı bir oyun aslında. Özel çekilişlerden ayrılan özelliği bu süreci devletin güvence vermesiyle ilgili. Gerçi son yıllarda ÖSYM'nin yaptığı çeşitli sınavlarda yapılan usulsüzlükler, hileler, bunları yaşadı Türkiye. Kaç jenerasyon geleceği çalınarak, meslekleri çalınarak, belki de yapmaları gereken mesleği yapamayacakları ve bambaşka mesleklere yöneltildikleri, işsizliğe itildikleri süreçler yaşamıştı. Milli Piyango da şu anda bundan nasibini aldı. Daha önce zaten çeşitli soru işaretleri ve eleştiriler vardı. Ancak Milli Piyango İdaresi Türkiye Varlık Fonu üzerinden SİSAL Şans'a devredildi. Bu devir tarihi 1 Ağustos 2020. Bu tarihten itibaren SİSAL Şans, bunun %51'i Demirören grubuna ait, %49'u da SİSAL SPA adındaki İtalyan bir firmaya ait. Bu ikisinin bir ortaklığı şeklinde bu devir işlemi gerçekleşti ve oyunların kurguları değiştirildi. Çünkü bu grup ihaleyi alırken bir hasılat garantisi verdi. O hasılatın üzerinden de komisyon alıyor. Dolayısıyla da tamamen karlılığa hedeflenmiş, odaklanmış durumda. Şimdi yılbaşı büyük ikramiyesi Milli Piyango'nun 100 milyon lira olarak açıklandı. Zaten arabayla, otobüsle giderken de görüyorsunuzdur. Çeşitli bayilerde satılıyor. Televizyonlarda, reklamlarda da vatandaşın büyük ikramiyeyi kazandığında cebine 100 milyon TL gireceği açıklandı. Bu büyük bir yalan. Neden büyük bir yalan? Çünkü Milli Piyango'nun şans oyunları Türkiye Varlık Fonu üzerinden SİSAL Şans'a devredildiği günden beri ikramiye kazanan vatandaşlara %20 ilave vergi geldi. Bu verginin adı intikal ve veraset vergisi. Ben aynı zamanda bu verginin adını Türkiye Varlık Fonu Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan vergisi diyorum. Şimdi artık 7060 liranın üzerinde ikramiye kazanan tüm vatandaşlardan %20 kesinti yapılacak, vergi alınacak. Daha önce Milli Piyango İdaresi bu vergiden muaftı. Devlet olarak bu çekilişleri yaptığı için böyle bir cazibesi vardı. Ancak bu cazibesi SİSAL Şans'la birlikte ortadan kalktı. Buradaki en büyük yanlışlardan bir tanesi, böyle bir ilave vergi geliyor. Ancak bu vergiyi Milli Piyango kamuoyuna duyurmuyor. Türkiye Varlık Fonu bir açıklama yaptı mı? Hayır, yapmadı. SİSAL Şans herhangi bir Milli Piyango biletinin önüne veya arkasına veya internet sitesinden bir bilgilendirme mesajı yayınladı mı, yazdı mı? Hayır, o da onu yapmadı. Dolayısıyla alenen bu %20'lik vergi vatandaştan gizleniyor. Yani bu bir yerde vatandaşı kandırmak, hayallerini, umutlarını istismar etmek demek. Aynı zamanda daha önce yapılan Milli Piyango'nun yaptığı şans oyunu çekilişlerinde AK Parti talih kuşunu tüylerini yoluyordu.
şu anda Sisal Şans'la birlikte vatandaşın kendisini yolluyorlar. Bakın bir örnek vereyim. Çılgın Sayısal Loto'dan örnek vereyim. Çılgın Sayısal Loto daha önce adı Milli Piyango döneminde adı Sayısal Loto'ydu. Sayısal Loto'nun adı değiştirildi. Çılgın Sayısal Loto oldu ve Sisal Şans'tan önce nasıldı, sonra nasıl oldu o şekilde anlatayım. Sisal Şans'tan önce Sayısal Loto'nun kolon fiyatı 1,5 liraydı. Sisal Şans'tan sonra 3 lira oldu. Yani %100 zam geldi. Sisal Şans'tan önce Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin 6 şanslı numarasını 49 sayı içinden çekerek buluyorduk, tespit ediliyordu. Sisal Şans'tan sonra 49 değil, 90 sayı içinden 6 tutturmak gerekiyor. Sisal Şans'tan önce Sayısal Loto'da büyük ikramiye tutturma kazanma ihtimali 14 milyonda 1'di. Sisal Şans'tan sonra 622 milyonda 1 oldu. Sisal Şans'tan önce tüm Türkiye farklı kolonları oynasa bütün vatandaşlar 83 milyon 6 kez büyük ikramiyeyi tutturmak bilimsel olarak kesindi. Şu anda bu çılgın sayısal loto formatında tüm Türkiye 83 milyon vatandaş farklı kolon oynasa çılgın sayısal lotoyu tutturma ihtimali %13. Şu anda Avrupa'da bir numara olan ve dünyada da muhtemelen tüm şans oyunları içinde en düşük büyük ikramiye kazandırma ihtimali olan oyun çılgın sayısal loto oldu. Yani önceyle kıyaslandığında vatandaşın şansı 44 kat azaldı. Ve bu nedenle de daha önce en fazla üst üste 9 kez devreden sayısal loto Sisal Şans'tan sonra üst üste 64 kez devretti. Ve 1 Ağustos 2020 tarihi olan Milli Piyango'nun şans oyunu çekilişlerinin Sisal Şans'a devredildiği tarihten bugüne kadar yapılan tüm çılgın sayısal loto çekilişlerinde büyük ikramiyeyi tutturabilen bir tek kişi çıkmadı. Yani bir yanda çılgın sayısal loto gerçeği bu. Diğer yanda süper lotoya bakalım. Çok kısa olarak ifade edeyim. 24 ve 27 Aralık'ta yapılan çekilişlerinde, süper loto çekilişlerinde, yani 3 gün içinde yapılan 2 çekilişte 6 şanslı sayının 3'ü aynı geldi. Yani bu da böyle ihtimalleri çok zorlamaktır. Dolayısıyla ciddi anlamda şu anda şans oyunu çekilişlerinin, bu Sisal Şans'a devredilen şans oyunu çekilişlerinde büyük bir güven problemi var. Aynı zamanda Sisal Şans'ın internet sitesi de adeta bir sanal kumarhaneye dönüşmüş durumda. Öyle bir kumarhane ki bu, çocukları, gençleri ve herkesi kumar batağına çekiyor. Türkiye Varlık Fonu'nun eliyle Milli Piyango'nun yerine Milli Las Vegas inşa ediliyor. Yani düşünün ki zaten yapılan çekilişlerin özelliği aslında şu. Herkes bir bilet alacak, Milli Piyango bileti alacak ve kürelerin içinden sayılar çekilerek herkesin şansı eşit bir şekilde yarışacak. Yani temel format aslında buydu. Şu andaki format şu. İnternet üzerinden çekilişler yapılıyor ve çeşitli şans oyunları oynatılıyor. İnternetteki bu şans oyununun bir yazılımı var, bir programı var ve o programa göre de kaç kişinin hangi tutarda kaç kere oynarsa ne kadar ikramiye kazanacağı belli. Yani dolayısıyla ortada eşit şekilde yarışan şans yok. Ortada tamamen yazılımla kurgulanmış bir oyun var. Dolayısıyla da bu da resmen kumar. Zaten Demirören grubunun ortağı olan Sisal SPA'nın resmi internet sitesine girdiğinizde sisal.it, şu anda siz de yapabilirsiniz. Girdiğinizde karşınıza
devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yasaklanmış bir site göreceksiniz. Ve kocaman da üzerinde kumar oynamanın suç olduğunu yazdığını göreceksiniz. Yani zaten Türkiye'de şu anda şans oyunu çekilişlerini yapan Sisal Şans'ın %49 ortağı olan İtalyan firmasının şans oyunları oynattığı internet sitesi Türkiye'de yasaklı. Böyle bir maalesef süreç var. Ben meclisteki kürsü konuşmamda da ifade ettim. Katıldığım yayınlarda da söylüyorum. Bir başsağlığı mesajı olarak bunu vatandaşlarımızla paylaşıyorum. Vatandaşlarımız sanmasın ki artık talih kuşu var. Talih kuşu yaşıyor. Hayatı boyunca tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran, zor zamanlarında umut olan, ancak yıllarca AK Parti tarafından tüyleri yolunan talih kuşu, Milli Piyango çekilişlerinin Sisal Şans'a devriyle 1 Ağustos 2020'de rahmetli oldu. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Evet, çok güzel anlattınız. Varlık fonundan söz ettiniz. Varlık fonunun denetlenmediğinde belgesini bugün paylaşmışsınız Twitter paylaşımcılarıyla. Evet. Şöyle. Bunun üzerinde de konuşalım. Sanki bu Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel varlığı gibi de yönetildiğinin bir kanıtı değil mi bu? Evet. Öncelikle Varlık Fonu'nun yapısına bakarsak, Varlık Fonu Yönetim Kurulu'na işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yine yönetim kurulunun içinde özel sektör firmalarından biri Tosyalı Holding'in yönetim kurulu başkanı Fuat Tosyalı var. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Bu Varlık Fonu'na bağlı 23 şirket 2 lisans hakkı var. Bunları yönetiyorlar. Ve zarar üstüne de zarar ettiriyorlar. Bu aslında paralel bir ekonomik yapı kurmak. Yani bir yerde devlet içinde devlet demek. Ve dolayısıyla da bu zararlarla birlikte de özel sektörün eşit rekabet koşullarını da bir özel sektör patronunu Varlık Yönetim Kurulu'na alarak bu eşit rekabet koşullarını da ortadan kaldırıyorlar. Uzunca bir süre biz Türkiye Varlık Fonu'nun Sayıştay tarafından tam anlamıyla denetlenemediğini ifade ediyorduk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında Sayıştay'ın bu denetimi yaptığını söyledi. Aynı zamanda birkaç mekanizma daha olduğunu söyledi. Bağımsız denetim firmalarının da sürecin içinde olduğunu söyledi. Yani bu arada hatırlatmakta fayda var. Bağımsız denetim firmasının ücretini kendileri ödüyor ve bu bağımsız denetim şirketi de rapor tanzim ediyor. Yani bir raporlama şirketi. Harcamaların nereye ne şekilde doğru yapılıp yapılmadığını, kamu zararı oluşup oluşmadığını inceleyen bir şirket değil. Yani bir şirket kuruyorsunuz. Orada bir muhasebe departmanında size zaman zaman rapor çıkaran sizin çalışanınız gibi bir şey. Yani ne kadar bağımsız, niye bağımsız, sizden ücret alıp nasıl bağımsız olacak gibi çeşitli soru işaretleri var. Şimdi bizim daha önce Sayıştay Başkanlığı'na bazı sorularımız olmuştur resmi olarak. Yazılı olarak onlara gelen yanıttan çok kısa size okumak istiyorum. Türkiye Varlık Fonu'nu Sayıştay denetliyor diyorlardı. Şimdi Sayıştay Başkanı'nın verdiği yanıtı size okuyorum. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi anonim şirketiyle aynı kanunun 6. maddesi uyarınca bu şirket tarafından kurulan ve kurulacak olan şirketler yine aynı maddenin 5. fıkrası hükmü uyarınca Sayıştay denetimine tabi bulunmamaktadır. Bu kapsamda Türkiye Varlık Fonu Yönetimi anonim şirketi tarafından kurulan ve kurulacak olan alt şirketler de Sayıştay denetimine tabi değildir. Yani yanıt bu kadar net. Ben size istatistik olarak vereyim. Şu anda Türkiye Varlık Fonu bünyesinde 23 şirket 2 lisans hakkı var. Bu şirketlerden sadece 10 tanesi. Bunlar da kit kuruluşları. Yani zaten Sayıştay denetimindelerdi.
O denetim devam ediyor sadece. 13 şirket ve 2 lisans hakkı Sayıştay denetiminde değil. Yani Türkiye Varlık Fonu'nun %60'ı Sayıştay tarafından denetlenemiyor. Yani orada kocaman bir kara delik var ve bu kara delik öyle bir kara delik ki, ben devlet içinde devlet derken neden bunu söylüyorum? Vergiyi kim toplar bir ülkede? Devlet toplar, değil mi? Devletin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda toplanır vergiler ve belirli bir bütçe planlaması yapılır. Daha sonra bu vergiler çeşitli yatırımlara, vatandaşlara hizmete dönüştürülür. Ancak Türkiye Varlık Fonu bu vergilere de hortum bağlamış durumda. Bakın, biraz önce konuştuğumuz konu Milli Piyango. Milli Piyango bileti alan vatandaşlarımız Milli Piyango biletini satın alırken KDV'yi de ödeyerek, yani fiyata dahil olarak ödeyerek biletleri alıyorlar. Ödedikleri bu vergi, %18'lik KDV vergisi bilet tutarı ile birlikte şu anda Sisal Şans'a gidiyor. Sisal Şans topladığı bütün hasılatı götürüyor, Türkiye Varlık Fonu'na veriyor. Türkiye Varlık Fonu'nun normalde şunu yapması gerekli. %18 KDV'yi ayıracak, %10 şans oyunları vergisini ayıracak, kalan hasılattan Sisal Şans'a anlaştıkları komisyon tutanı ödeyecek, kalan kısımda kendi kasasında kalacak. Ancak bunu yapmıyor. Kendisine kadar gelen tutardaki %18 vatandaşın ödediği vergiyi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ödemiyor. Çünkü öyle bir kıvraklıkla Türkiye Varlık Fonu kanununu çıkardılar ki Milli Piyango ile ilgili kısımda bir muafiyet var. Ve %18'lik bu katma değer vergisi Sisal Şans'ın kasasına kalıyor. Dolayısıyla adeta vatandaşın ödediği katma değer vergisine Türkiye Varlık Fonu ipotek koyuyor ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın topladığı vergiyi adeta hortumluyor. Türkiye Varlık Fonu Türkiye için çok tehlikeli bir yapı, çok kontrolsüz, çok denetimsiz bir yapı ve dolayısıyla da Türkiye Varlık Fonu adeta devlet içinde devlettir şu an. Evet. O devletinde, yani devletliğin beylik gibi sadece bir ailenin kontrolünde, daha doğrusu tek adamın kontrolünde devam ediyor. Tabii çok doğru. Da tartışılır herhalde. Çünkü uzun süredir faiz olursa enflasyon düşmez, faiz yükselirse enflasyon düşmez dediler. Daha doğrusu dedi. Ve şimdi faizler yükseliyor ve bu direnç Türkiye'ye 130 küsur milyar euro kaybettirdi. Şimdi de faizler yükseliyor. Son bir dakika içerisindeyiz. Acaba bunları da birlikte değerlendirip toparlayabilir misiniz? Aslında Türkiye'de yap, işlet, devret projeleri bütünüyle AK Parti'nin ekonomiyi nasıl batırdığını gösteren en önemli örneklerden bir tanesi. Bugün belki süreye yetişmeyecek ama yap, işlet, devret projelerinde ödedikleri kur farkları, yani normal hazine garantileri ödeniyor firmalara. Vatandaşlarımız köprülerden, tünellerden geçerken, otoyolları kullanırken kendi cebinden zaten bunun bir de geçiş ücreti ödüyorlar. Bir de bunun üzerine ekonomi kötü yönetildiği için Türk lirası sürekli yabancı para cinslerine karşı değer kaybettiği için bir de üzerine hazine bu şirketlere kur farkı tutarı ödüyor. Son 5 yılda bu 5 şirkete yandaş şirketlere ödediği kur farkı tutarı Sayıştay raporlarına göre 61 milyar 719 milyon TL. Ve bu tutar kendi yılların içindeki ayrı ayrı yılların toplanan tutarları olduğu için ve bu sözleşmeler dolarla yapıldığı için aslında orijini bu tutarları oluşturan orijin para birimi dolar. Dolar olarak hesaplandığında 18 milyar 434 milyon dolar. Ve bugünkü kurla eğer bu kur farkı ödenmemiş olsaydı, hiç oluşmamış, ekonomi düzgün yönetilmiş olsaydı şu anda Türkiye'nin hazinesinde 143 milyar lira olacak.
ve bu 143 milyar lirayla asgari ücreti 3500 TL yapmak mümkündü. 1,5 milyon EYT'liyi emekli etmek, 5 yıl boyunca maaşlarını hazır hale getirmek mümkündü. 138 bin atanamayan öğretmenin atamasını yapmak, 12 yıllık maaşlarını hazır hale getirmek mümkündü. Öğrencilerin, gençlerin sırtındaki büyük kambur olan KYK borçlarını silmek mümkündü. Koronavirüs sürecinde 2 milyon esnafa 70'er bin TL hibe vermek mümkündü. Veya koronavirüs sürecinde bir yıl boyunca her ay 6 milyon konut kiracısına elektrik, doğalgaz faturalarına ve kira yardımlarına 2000 TL ödeme yapmak, her aileye bunları yapmak mümkündü. AK Parti ekonomik krize sürüklediği ülkede maalesef vatandaşlarımızı da derin bir bunalımın içine attı. Artık tercihini vatandaştan yana değil, yandaşın karından yana yaptığını açık bir şekilde ortaya koymuştur. Farklı bir Türkiye mümkündür. Mutlu, gelişmiş ve gelecek kaygısından arınmış bir Türkiye kurmak mümkün. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Yeni yıl dileğinizi de alalım ve programı kapatalım. Evet, çok şükür 2020 yılı artık bitiyor. Pek çok felaket yaşandı ama bunların birçoğu insan ürünü felaketler. Ben 2021 yılında insan ürünü felaketlerin yaşanmamasını diliyorum. Ve 2021 yılının tüm Türkiye'ye, dünyaya her şeyden önce sağlık ve barış getirmesini diliyorum. Çok çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, bugün konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'dı. Kendisine programa katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Yarın sabah saat 8'de karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın diyoruz.